Az önce konuştuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler ne yapsa bayılıyoruz. Yaptığı filmlere, sahnedeki gösterilerine, söylediği şarkılara bayılıyoruz. Türkiye'nin çok sevdiği bir isim o. Ve çok yeni daha böyle birkaç gün önce 4 yıl sonra ilk filmini çıkardı. Bursa Bülbülü. Ortalık yıkılıyor. Seven var, sevmeyen var. Ama sevenler benim gibi deliler gibi seviyor. Biraz önce Ece'nin de programında söyledim. Ben filmi bugün salı günü 6. kez seyrettim. Beyaz zambakları başka hiçbir şey dinlememecesine dinliyorum. Çok sevgili arkadaşım, Bozcaada eşrafından Ayten Hanım'ın oğlu Cengo Bey'in <laughs> abisi Ata Demirer Bey hoş geldiniz. Nasılsınız Candaş Bey? Sizi gördük çok daha iyi olduk. Ne güzel. Ne güzel battı balıkta. Allah iyilik versin. Battı balıkta değil de şurada görmek size ne güzel. <laughs> Gözüm alışmış. Ya <Yani> niçada görüyorum <laughs> ya battı balıkta görüyorum. İnsan yaşadığı yere benzer. <gülüyor> <gülüyor> ya, gerçekten öyle <laughs> <da> ama biliyor musun? <laughs> ya evet. ne güzel film yapmışsın ata. Çok teşekkür ederim ya. Neler duyuyorsun filmle ilgili bilmiyorum sen. Ama ben mesela e, benim seyrettirdiğim böyle... Öyle, ya seyredin seyredin dediğim bütün arkadaşlarımdan... ya Filmin gerçekliğine dair... İnanılmaz yarabbim. Herkes aynı şeylerden etkileniyor. Evet. Ee, Bursa bülbülü nereden çıktı önce? Ben Bursa'lıyım. Benim çocukluğumun hikayesi o. Ben çocukken gördüğüm abiler, amcalar, işte müzisyen aileler. Onlardan ilham alarak oluşturduğum bir hikaye. Yani kendi öz hikayemi kurguladım diyebilirim yani. Cengiz Sezen diye biri var mı senin çocukta? Yoksa Yok. o birkaç ismin birleşip birkaç karakterin birleşip bir, değil biri mi? Cengiz Sezen'i hepimiz tanıyoruz. Yani o yılların piyanist şantörleri. Hı. Onlar çay bahçesi. Hı. Çay bahçesi abi. starları. Ee, tabii içlerinde şanslı olanlar başka seviyelere gelmişler hayat içinde. Cengiz Sezen o abi. Aslında ben de biraz Cengiz Sezen'leşmiştim o yıllarda. ya yani ben piyanist şantörlük de yaptım. Öyle mi? Tabii Candaş'cığım. Yani Lisede okuyordum. Hobim piyanist şantörlük. Yani beni böyle götürüyordu Mümin abim düğünlere falan. İşte oralarda çalıyordu, ediyordum falan. Hatta bir gün bir kına'ya gitmiştik. Hiç unutmuyorum. Önümüze perde gerdiler. kına olduğu için. Ha tabii. Yani böyle bir şey oluyormuş falan. Mümin abi itiraz etmişti. O zaman biz de sandalyeleri çevirip oturalım <laughs> falan gibi. Güzel, yani bunun ediyorum. gibi bak mesela bunu kullanmadım. Aslında çok sinematografik bir hatıra değil mi? Yani çok sandalye güzel. çevirip oturmalar falan sonra perde iniyor. Tamam o zaman diyorlar falan. E, bunun gibi çokça hikaye vardı. Ben de e, o zamanlar herhalde Berlin Kaplanı yazıyordum 2012 yılı. Bunu yapmak istedim. E, yazdım ben bir 40 sayfa falan. Sonra çok kötü oldu. Hı. Yırttım onu attım. Dedim ki herhalde bana nasip değil bu. E, biraz daha düşüneyim üzerine dedim. Yıllarca Hakan Algül ile beraber değerli yönetmenimiz buradan selam yollayalım. Ne bir <laughs> Her şeyi ona var. borçluyuz. E, Hakan ile beraber yıllar içerisinde başka filmler çekerken hep bir Bursa filmi ismi, kodu şuydu Bursa filmi. Ne zaman Bursa filmi yapacağız? Hadi Bursa filmi falan. Hep 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 hep, hep, hep bu kafamızda döndü. Sonra pandemi oldu. Evlere kapandık. Ben bir de apartman dairesinde yakalandım bu pandemiye. Hani öyle <laughs> açık havalarda bir yerde yazlıklara falan kaçtı ya insanlar. Öyle bir şansımız olmadı. Valide dedi ki ben dedi bu soğuk mevsimde gidemem dedi adalara adalara bir yerlere. Ben orada yakalandım. Böyle nefes alamıyorum artık. Bir köpeğim de yok gezdireyim hani. <laughs> Mahallede köpek sayısı arttı. <laughs> Pandemi bitti köpekler toz. Çok üzülüyorum ya gerçekten. O iş için köpek alınır mı ya? Neyse konudan konuyu atlamayayım. Dedim ki ben şu Bursa e, hikayesini e, bir dedim bir gireyim içine. Sonra bir girdim yazmaya başladım. Yazdıkça rahatladım. O evden kurtuldum yani. Oradan beni başka bir yerlere gezdirdi hikaye. İki sene kadar uğraştım. Sonra ee, çekmek üzereydik. Ben tendonumu yırttım. Ha, Hakan abi romatizmal bir rahatsızlık yaşadı. Çekemedik. Bir sene sonra çekmek nasip oldu. Yani biraz e, bülbülün uzun bir uçuşu oldu. Bayağı bir on, 2012 yılından hani bir 10 sene bekledi tam çekilecekken bir sene daha bekledi ama hani bir laf var ya bizim kültürümüzde bir e, her şerde bir hayır var. E, bu çok doğruymuş. Demini şimdi bulmuş. Şimdi o deme bakıyoruz işte. Ee, ben senin filmlerinde mesela e, böyle bazı sahneler var. O çok özel sahneler. Yani ne kadar mizah olursa olsun bir yerden böyle bir duyguya dokunan şeyler var. Bunları ara ara hep görmüş bir izleyicim ama Bursa Bülbülü biraz fazla mı acıklı abi diğer filmlere göre? Hikaye çünkü ya bana sorarsan ben Bursa filmine bir komedi filmi demem. Şahane çok güldüğüm sahneler var içinde ama ya benim ciğerimi dağladı film. Ben hatta yazdım da bunu. Ne Hı -hı. ciğerimiz kaldı ne yüreğimiz kaldı. Ata ne yaptı sen diye yazdım. Ee, bu biraz üstünde özellikle çalışılmış bir duygumu izleyiciye aktarılması gereken. Yoksa oyun, senaryo, çünkü Hakan Bey de müthiş bir yönetmen. Hiç yani o bu filmde bence onun çok karşılığı imzası olmuş. Biraz böyle çekerken mi oluştu bu duygu? Yok. Yani ben çok samimi söyleyeyim burada. Canlı yayında bütün samimiyetimle söyleyeyim. Ben sadece diyalogları yazarken üzerinde çok çalışan bir insanım. Yani filmin genel akışı, sahnelerin geliş biçimi, daha önceden Treadman yazmayan bir insanım. Bunların hepsi benim içimden nasıl geliyorsa öyle. E, filmin dramatik tarafı, hani Harmolipi derler ya buna, e, iki duygunun sentezi. E, o tamamen öyle geldi yani ve böyle olsun istedim. Hatırlıyor musun benim bir izleyici olarak yoruma Ben filmin içindeki ya duygusal temayı çok daha baskın gördüm. Ya bir 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 sahne var şimdi. Aslında yani, bu çok alışkın olduğum bir tema. Son sahnede gözüm doldu abi benim ya. Seni ee, aradım yani gözüm bayağı baktım böyle gözüm. <laughs> canım. Abi gözüm doldu. O nasıl bir sahne bu? Evet. Ya o final sahnesi çok acayip bir sahne. Bu alışkın olduğumuz bir şey. Arzu filmi kolu bu. Yani Aa, Hababam sınıfında evet. e e efendim Mahmutca kalp krizi geçirip de diye öğrenciler içeri girdiği zaman Ağlamaz mısın Abi. gözünde olmaz mı Abi. Canım kardeşim de Efendime Abi söyleyeyim boncukta. Abi boncukta. Yani işte bu Bizim bu coğrafyanın rengi bu aslında Yani neşeyle hüzün Düğünle cenaze Bir arada Yani duygusu bu Valla biraz herhalde yaşımı aldım Ben biraz daha gerçek yapmaya başladım Yani bir yıllar önce Çok usta bir sinemacıyla sohbet etmiştik İsmini vermeyeyim böyle şey gibi olmasın o bana eva evvahları çok sevdiğini söylemişti. Ben de demiştim ki hocam niye sevdiniz? Hani çünkü benim için çok acayip bir yerde ve direkt bu lafla başlayınca çok onarı oldum ve heyecanlandım. Ve direkt neyini sevdiniz hocam dedim. Biraz detay istedim yani. Çok gerçek dedi. Hı -hı. Ee, çünkü gittiğin zaman bizim coğrafyaya o insanları görürsün. Hüseyin'i görürsün. Yani dedesini aynen. babasını görürsün. Yani o coğrafya öyledir. Ee, bu da öyle. Bu dağın gerçek olmasının sebebi benim kişisel hikayem olduğu için... Kurgusal bir tarafı e, sadece film haline getirmek için kurgusal bir tarafı var. Onun dışındaki her şey doğal akışında. Ee, mesela orada, burada kız niye <laughs> gelmiyor falan. <laughs> ya, eserin yani organlarını çıkartmak istemiyor mu? Dedim ki seyirciye yani bu posta güvercin değil her seferinde sal geri gelsin. <gülüyor> <gülüyor> yani bazen de hikaye başka şeyler ister. O hikaye öyle istedi. Bir de yani e, Bak, benim e, çok, çok tatmin eden bir duyguydu o. Yani ben yalnız e, yazıyorum. Evde e, birileri olduğu zaman dikkatim dağılıyor ve yazmak için genelde yazlıktaki eve gidiyorum. Yine öyleydi. Öyle bir andı. Dedim yani ben şu an çok yükseldim. Herhalde dedim seyirci de sevecektir ama bunu dedim ne olursa olsun değiştirmeyeceğim dedim. Ona da inandılar sağ olsun BKV, Hakan abi en başta, e, funda, eee buna inandılar oyuncu arkadaşlarımız. Ee, ve ben de onun bir şekilde e, değişmesine izin ver, vermeyecektim zaten. ...öyle bir şey de talep etmeler. O yüzden çok mutluyum. Filmi seyrederken ben Celil'i aradı. Celil'in Celi alçakan. Hmm. Hmm. O da müthiş oynamış. Osman. Ya Peki Celil'in içindeki komik dışarı çıkmamış Tabii mı? Celil sert adam gibi gözükür Tabii. işlerde falan ama aslında komiktir yani. Bizim özel arkadaşımız zaten. Çok. Yani, çok. Canımızın çok... içi Celil. Bütün oyuncular hakkını verdi. Celil'le konuşuyoruz. Celil aradı. İşte hmm. Telefonla konuşuyoruz falan. Ben de durdurdum. Disney'de seyredip durdurdum. Dedim ki ya filmi seyrediyorum falan. Ondan sonra nasıl gidiyor? Daha yeni başladım falan dedim. Dedi ki bir sonunu seyret de dedi. Ya ben hikayeyi birazcık işte başladım falan bir sonunu seyret dedi. Ya, Kapadık sonunu seyrettim ve Celil'i aradım. Yani bir kere ben eminim hiçbir izleyici böyle bir final beklemiyordur. Ama finale yıkmayalım bence hikayeyi. Yıkmayalım da abi o finalde final be. Yani, yani tüm zamanların ben izleyiciyim abi ben sinemacı değilim eleştirmen değilim oyuncu asla değilim. Bayağı bir sıradan bir izleyici olarak söylüyorum. Benim hayatımda seyrettiğim tüm film finalleri içerisinde ben ilk ona sokarım bunu. Duygu olarak kesin sokarım. Oyuncuyum da şimdi... seni övmeyeyim o kadar. Hani şimdi yani arkadaşını aldı şey yapıyor demesinler diye. Yok estağfurullah. İşte böyle oldu yani. Ee, mesela orada bir şey var. Ee, evlenme teklifi sahnesi var. Bak sabah makamını bilir misin? Yok yani. Sabah makamı sabah ezanının makamıdır. Hani dedim ya bu coğrafya böyledir. Bizim renklerimiz böyledir. Ee, yani sabah ezanı da sabah makamıdır. Şimdi sabah makamı... E... E çok hüzünlü bir makamdır. Şimdi bir ezanın sabah ezanın melodisini kulağına getirirsen burada yapmayayım. Ama mesela fasulye türküsü de sabah makamıdır. Yani aynı makam biraz hızlandırdığın zaman e, neşeli bir türküye dönüşür. E, çektiğin zaman biraz ağıta dönüşür. Yani aslında gerçekten bu coğrafyanın sesleri bunlar. Doğal olarak filmleri de böyle olmalı. Yani benim, ben zaten klasik akımcıyım ana 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 akımcıyım. Bu da onun sanki biraz modernize edilmiş hali gibi gözüküyor.